değerli hazirun, Ahmet Davutoğlu hocamızı anmak için toplantıyı yaptığınızdan dolayı sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun diyorum. Ahmet Davutoğlu rahmetullahi aleyh hocamızla ben 1956'da İstanbul'a ilk geldiğim zaman tanıştık. Bizim Arapça hocamızdı. Kendisinden özel olarak Hidaye kitabında, fıkıh kitabında okudum ben. Beni çok severdi, Allah razı olsun. Ehl-i sünnet alimiydi. Ehl-i sünnetten asla taviz vermeyen, çok kişilik sahibi, çok değerli bir alimdi. Ezher'de okuduğu zaman sadece fakültede derslerle yetinmemiş, dışarıda o zamandaki çok değerli hocalardan da ders almış, kendini çok iyi yetiştirmiş, çok değerli bir alimdi. Evet, derslerimizde İmam-ı Azam devri geçmiştir. O dil bilmez, dünyayı dolaşmamış. Biz şimdi dünyayı dolaşıyoruz, birkaç dil biliyoruz. Onun devri geçti diyen, o zihniyette olan, o zaman talebe tabii, kişiler itiraz ederlerdi hocamızın konuşmalarına. Aynen, olmaz be yavrum, olmaz be yavrum, hep böyle böyle konuşurdu. Evet, hocamız Allah razı olsun, gerçekten Bulgaristan'da da kesinlikle hiç eğilmemiş, bükülmemiş, taviz vermemiş. Bundan dolayı çok ölümle burun buruna kalmış, çok işkenceler yapmışlar. Asla fikirlerinden dönmemiş, çok karakter sahibi, Ehl-i Sünnet'in çok sağlam bir müdafiiydi. Biliyorsunuz Türkler 926'da Karahanlar döneminde toptan Müslüman olmuşlar. Daha evvel Perden Müslüman olanlar var da, evet, o zaman toptan Müslüman olmuşlar. Çok samimi bir İslam'a gelişleri var Türklerin. Bundan dolayı diyor, ben yorumum öyle, en büyük alimler bizlerden yetişmiş. Bundan iki ay evvel gene onları ziyarete gitmiştim. 4-5 kere gittim oralara. Bundan iki ay evvel de gitmiştim. Onları ziyaret etmiştim. Evet, şimdi ben Avrupa'da çok bulundum. Amerika'da bulundum. Orada hocalardan şunu duydum. Bu Ebu Hanife insan kafası değil, 10 dakika kafa. Kimsenin düşünemediği şeyleri adam kanun olarak koymuş. Böyle bir insan zekası ona yetmez diyen ateist, Yahudi profesörlerden duydum ağızlarından. Evet, İmam-ı Azam'ın hanımı kesin Türk, kendisinin de Türk olduğu kabul ediliyor. İmam Buhari'nin halen ikincisi yok. Bu kadar teknoloji ilerlemesine rağmen ben bunu Müslümanlara çok samimi girdikleri için Allah'ın kapıları açıvermesine bağlıyorum. Öyle güzel bir şey kurulmuş. Ehl-i sünnet inancı, peygambere sevgi, saygı, bütün hak ve adaletin yeryüzüne yayılması için kendilerini adamış bizim atalarımız. Ondan dolayı da Cenab-ı Hak bize yardım etmiş. Evet, Malazgirt'te 50 bin kişiyiz. Karşı taraf 200 bin kişi, 250 bin kişi diyen de var da ve darmadağın etmiş. O zaman uçak yok, bomba yok. Darmadağın etmiş. Ve hep böyle başarılarla dolu. Allah'ın bu lütfu, peygamberimize olan sevgi, onlar öyle, atalarımız öyle güzel aşılamışlar ki bizim Ehl-i Sünnet prensipleri, peygambere sevgi ve aşırılıklarından uzak itikat esasları vatandaşımızın örfü olmuş, adeti olmuş, deyimi olmuş, atasözü olmuş, türkülerimize bile girmiş. Böyle bir peygamber sevgisi var. Böyle bir güzel bir insan yetişmiş. Ben ölümünden 5 gün evvel Hasan Bas Çantay hocamı da, benim o da hocamdır, ondan da özel ders almıştım. Hem İmam Hatip İslam sıralarından ayrı. Demişti ki, oğlum Tanzimat'ı Avrupalılar, Türklerin başarmalarının sırrı güzel imanları,
İslam'a olan bağlılıkları, peygambere olan bağlılıklarıdır. Bunu Avrupalılar bildiği için Tanzimat'ı bunu yıkmak için yaptılar. Görünüşte işte hak, hukuk vesaire onlar görünüş ama bunun için yaptılar. Ve çok böyle propaganda edildi. Evet, Tevfik Red hocanın arkadaşı, şair adam, Tevfik Red irtidat etti. Evet, Mehmet Akif de bu propagandaya kapıldı. Doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı, asrın idrakine İslam'ı sözü, hani bizim esasımız kitap, sünnet, icma, kıyas ya. Bu dört esasa göre oturmuş İslami hükümler bunlardan alınıyor. Bunları yık, İmam-ı Azam'a gerek yok, böyle şeylere gerek yok. Herkes Kur'an'ı okusun, okuduğu gibi İslam'ı yaşasın, darmadağın edecekler. Bu şeyi, hedefi gidiyordu. Sonradan Tevfik Red de çok pişman oldu. Aylarca ağladı oğlum dedi bana. Mehmet Akif de Mısır'a gitmesinin sebebi aldandığı için gitmiş oraya. Kur'an'ın tefsirini de yapmamış. Orada çile doldurmuş. Evet, Musa Kazım Efendi Şeyhülislam da masan olmuş. Evet, böyle propaganda. Evet, bunu Gümüşhane Ahmet Ziyaddin Efendi bugün valiliğin olduğu yerde medrese kurmuş. Ehl-i Sünnet itikadını, atalarımızın aslında olan itikadında alimler yetiştirmiş, önlemiş. Şimdi de ilahiyat fakültelerinde öyle çok değil sayılır ama öyle bozuk fikirli kimseler var, tarihimize uymayan. Biz de hocamızdan gece gündüz ayrılmadık. Hocamızdan, yani ben layık olmadığım halde hocam bir de icazet vermiş bana. Onun yolundan gidiyoruz. Ehl-i sünnet aşırılıklardan uzak, Kur'an'a dayanan, peygamber sünnetini esas alan, İmam-ı Azam Hazretlerinin yolundan giden bu yolda biz de İslami İlimler Enstitüsü kurduk. Master doktora yaptırıyoruz. Böyle tarihimize uygun hocalar yetiştirmek istiyoruz. Bize bir ruhu asla taviz vermez hocamız. Ben biraz onu belirtmek istiyorum. Kesinlikle kimden gelirse gelsin asla taviz vermez. Hatta şunu da anlatayım. Eskiden tabii şimdi haseke falan yok. Şimdi bir de işte akademi kuruyorlar, diyanet. İyi bir şey. O zaman yok. Müftüleri böyle seminere çağırmışlar hocamızı. Hocamız onları ders anlatırken işte soru sormuşlar. Bizim kanunlarımız kafir kanundur, gavur kanundur demiş. O müftülerden, müftü olacak işte, vaiz olacak kimselerden birisi şikayet etmiş hocayı. Hocayı hemen kanunlara hakaret etti diye mahkemeye vermişler. Mahkemede hakim, hocam böyle diyenler vardı, bu kanaatte olanlar vardı demek istediğin değil mi? Böyle yapıyormuş. Hayır hakim bey, böyle diyormuş. Evet. Bizim medeni kanunumuz, evet, kanuna bir şey demiyoruz ama İsviçre medeni kanunun tercümesidir. İtalyan ceza kanunun tercümesidir. Ticaret kanunu Almanya'dan alınmış. Hoca bunu bile getirmiş ama o şikayet etmişler. Kesinlikle hakim, kaç defa yazma kızım. Hocam böyle kanaat sahipleri vardır demek istedim değil mi? Böyle söyle diyormuş kafasında. Hakim de öyle değil, bir daha söylüyormuş. Ve hoca hapis yattı iki sene. Yani her şeye rağmen Bulgaristan'da da ölümle burnuna çok işkence görmüş. Asla taviz vermemiş. Bizim Bulgaristan'dan gelen başka hocalarımız da var. Onlar böyle durumlarda biraz kıvırtmışlar. Onlar da kötü adamlar değiller ama kendilerini kurtarmak için, ama hocamız asla hiç böyle kıvırtmamış. Öyle bir hocaydı. Bize de böyle etki etti. Bilhassa beni çok severdi. Ben de o hocanın şeysinde 9 sene hapsin var dedi adam. Sen böyle böyle dedim, ben bunu söyledim, yalan söylemem. Bağlayın dedim elime dedim şeyi, kelepçeyi götürün beni dedim. Ben yalan söylemem. Niye dedi böyle söyledim anlatınca, ya ben olsam daha fazlasını söylerdim dedi. Böyle hapisten mi? Yani hocamızın bize etkisi bana bilhassa çoktur. Allah kendisine gani gani rahmet eylesin.
bizim tarihimize uygun. Evet, eski hocalarımız da böyle. Ehl-i sünnet itikadı, Hanefi mezhebi, öbür mezhepler, ehl-i sünnet mezheplerine bir şey demiyorum da, Türkiye böyle adeti olmuş, örf adeti olmuş, günlük hayatımıza öyle atalarımız şey etmişler. Bugün Kabe'de sünnet kılınmıyor, tesbih duası yapılmıyor. Hatta memur geliyor diyor ki, hacı bid'at bid'at diyor. Tesbih yaptırmıyor. Evet, elhamdülillah bütün şeylerimiz, ben şuna şahit oldum daha çok da. Çünkü ben, kusura bakmayın, İslam hukukundan doktora yaptım. Sonra ticaret hukukundan doçent oldum. Sonra ihtilalde bu FETÖ'cüler beni şikayet ettiler. Sürgünde iş hukukundan profesör oldum. Yani her telden çalarım. Her türlü adamla konuştum. Onların arasına girdim. Şunu şey diyeceğim. Çok sarhoş bir adam. Ben çeşmenin başındayım. Ben su doldurmak istiyordum. Beni ittiriverdi böyle o sarhoş. Kendi içmek istedi. İçmek isterken düştü aharın içine. Evet, sarhoşumuz Allah diye bağırdı. Bizim mayamız böyle, atalarımız böyle güzel yetiştirmiş. İşte hocam bu eski tarihimize uygun, asla taviz vermeyen çok da değerli bir alimdi. Arapçayı çok muazzam vakıftı. Böyle güzel karakterli bir hocamızdı. Allah kanı gönlü rahmet eylesin diyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Soru varsa benden geçeyim mi? Soru varsa onları da varsa soru. Peki. Yok hocam. Peki efendim. Kitap hediye edilecekmiş galiba. İbrahim Yıldız, Ahmet Davutoğlu Hoca Efendi'nin damadı. Evet. Bir kitap hediye edecek size. Evet. Davutoğlu Hocamızın kitaplarını teyit altında. Hocam bu kitapların içerisinde daha evvel basılmış olanlara ilaveten iki tane daha eser ilave ettik. Bunlardan birisi Mesnede Ebu Bekir'e Sıddık'ın hadisleri. Onları derleyip toparlayıp bastırdık. Birisi de Yüksek İslam Üniversitesi'nde hocanın fıkıh derslerinde kullandığı, kendi el yazısıyla not aldığı fıkıh usulü derslerini kitap haline getirdik. Eğer izin verirseniz kendi hayatıyla ilgili olan kitapla beraber size takdim etmek istiyorum. Dediği gibi derste de, İslam Üniversitesi'nde de, İmam Malik Lisesi'nde de işte böyle en sünnete aykırı şeyler arkadaşlar olmaz be yavrum hep böyle şeylerle geçerdi derslerimiz. Allah kendisine razı olsun. Allah kanı gönül rahmet eylesin. Peki, teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Cevat Hocamıza güzel, kıymetli konuşması için teşekkür ediyoruz. Şimdi Ahmet Turan Arslan Hocamızın Ahmet Davutoğlu hakkındaki beyanlarıyla inşallah programa devam edeceğiz. Buyurun hocam. Efendim,